Evet. Cümleden herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler. Bugün hava gene çok güzel. Camlar da kirlendi yağmurlardan sonra. Böyle yağmur damlacıkları oluşmuş hep. Gökyüzüne baksanıza, bulutlara bakın Allah aşkına. Sanki böyle desen oluşmuş gibi havada. Çok güzel. Her yer yemyeşil. Bir taraftan da annem dün akşam beni işteyken, dün akşam mı yaptı? Ne zaman yaptı bilmiyorum da gerçi. Ondan önce dün akşam mı yaptın? Nasıl böyle kıvam aldı anne bu? Bak bunu böyle nereye yaptım biliyor musun? He. Öyle yaptım dedin? Komşudan 5 kilo süt aldım. He. Onu koydum aygaza. Onu kaynattım. Kaynamadan asla konulmaz. Bir tabaktan fazla yoğurt koydum içine kaynarken. Onu karıştım karıştım. Sıcakken koyuyorsun değil mi yoğurdu? Kaynamayınca asla olmaz. Onu işte böyle tepeleklenmeye başlayınca böyle ölmez oluyor. Ondan sonra birkaç tane limon tuzu koydum içine. Onu da böyle karıştıra karıştıra artık peynir haline geldi. Aktardım temiz bir dülbente. Onu orada sıktırdım. Böyle üstüne su koydum. Ben bu peyniri çok seviyordum. Önceden çok yapıyordum ben bunu. O yüzden isim geldi. Lan dedim 5 kilo süt alan ne yapan şunu dedim. 5 kilo sütten gene bu kadar çıkıyor değil mi? Bu da 1 kiloya yakın herhalde. Lan yavrum daha çok mu? Çok Yastık muydu? uzun dünden beri yiyoruz biz onu. Veya iyiymiş. Ekmek gibi yiyoruz herhalde, değil mi? Hiç dün akşam çay demledim. Hiç böyle ekmek almadım ağzıma. Hep bundan böyle yumuşak yumuşak. Yani zararlı bir şey değil ki değil mi? Ama işte Tabii. limon tuzunu zararlı diyorlar anne, Yo kimyasal öyle çok diyorlar. koymadım ki. Az bir şey. Ha, 2-3 tane dedin değil mi? Çok koymadım. Çok koysam buruk olur yenmez. Buz falan koyuyor mu mesela bunun sütüne Bunu sen? dolaba koydum biraz. Artık böyle soğumaya başlayınca aslında suyunu katıyorum. Suyunu koymadım. Böyle üstüne attığım üstüne Serpiştirmedin. tuz serptim. He. Yine dolaba koydum. Gerçi Sağlıklı. limon tuzu da var ya içinde, gerek yok herhalde öyle tuz serpmeye. Var mı gerek? Ya Tadın. tuz azsa yerken tuz sepere. Tuz iyi bir şey mi? Yani aynen öyle. Kaşar peyniri gibi oluyor ama kaşar peyniri değil. Değil mi? Öyle sürme Aşağı falan peynir. yapma ya. Baklasana. Baksana normal sapsarı Bunu inen. Şuna baksana Allah aşkına. Ne güzel inen ki. Maşallah sapsarı. Ya. 200 TL dedi. Bu peynir dedim. Ne kadar Mehmet dedim. 200 TL yapar dedi. 200 TL dedi. Tadı nasıl dedim. Çok güzel dedi. Tabi anne şimdi 5 kilo süt gidiyor. Bunun uğraşması var. Üstüne su dolu tencere koyuyorsun. Suyunu sıktırıyorsun. Baya bir iş gidiyor. 200 liradan bile fazla olur Ay belki gaz de. yanıyor. Aygaz yanıyor ya, uğraşmak. Ya yani satışımız yok. Gerçi hayvanı olanlar Yok yapıp ya satıyor da satış gerçi. yapmıyoruz. Önceden birkaç tane böyle kişiye verdim yani. Hayvanımız varken satıyorduk. Yapıyorduk böyle peynirler. Çok süt çıkıyordu. Çünkü Çok da sütçüye versek satmıyordum oğlum. olmuyordu. Çok da satmıyordum. Akrabalardan alan olursa anca öyle. Ya önceden zaten satış da yoktu ki. Yoktu Sütleri biz de ki. öyle veriyorduk. Mesela akrabalara, şeylere. Sütleri 5 kilo 5 kilo tutuşturmuyordum. Yumurtaları. Ben öyle Yani. satış yapsaydım belki zengin oldum şimdi. Helali hoş olsun. Gene iyiyiz. Çok şükür anne. Gene durumlar iyi. Gene evimiz var, şeyimiz var. Bak bu kadar da şükür. Belki de ondan başımızın gözümüzün sadakası olsun diyerekten yani Hiçbir belki de şeyden bugünlere olmaz. geldik ya. Kimse kimseye parasız şöyle iğne kadar bir şey vermeye artık geçti o günler geçti. Herkes Ya kendini yetiremeyecek. çünkü yetmiyor anne, bir hayvana bakmak kolay değil, bir şey yapmak kolay değil. Yani onun otu var, otlağı var, tarlaları sürdürmesi var, traktörü olmayan için zor. Olanlar ne etsin yani, mazotla olmuş Ya kaç para? altını kuruyorum, yiyecek döküyorum, sağıyorum, çıkıyorum. Yani kolay bir şey olur mu? Tabii Hazır yiyecek canım. yiyen. Herkes hakkını alacak. Herkes hakkını alacak yani. Yapacak bir şey yok. Köylü kazansın yeter ki. Köy halkı kazansın. Ya çünkü onlar ihraç ediyor. Onlar üretiyorlar. Onlar yapıyorlar. Onlar uğraşıyorlar. Ya aradakiler kazanacağını köydeki insanlar kazansın. Bir bakır da şuraya yoğurt acıtıyorum. Bir bakır yoğurt yaptım. Tahmini yapacağım nasip olursa ölmezse olursun inşallah. Ay ben istediğimi yapacağım. İçimde kul benim gayrı o. Biz böyle konuşuyoruz. Bazı insanlar bahane veriyor konuşmamız ama ben gurbet ellere de gittim 2 sene. Benim konuşmam yine aynı konuşma. Almanyalara da gittim. Oraya da gittim diye. Almanya'ya da gittim, İstanbul'a da gittim, Ankara'ya da gittim. Ben her yere gittim, Bursa'ya da gittim. Benim konuşmam böyle. Beğenmeyen düzgün konuşsun. Ben böyle konuşuyorum. He, biz böyleyiz, değil mi?
Yani. Ben kendimi böyle kibar kibar süzüle konuşup da yani neyle konuştuysam öyle. Herkesin yapısı farklı tabii değil mi? Herkesin şivesi de ayrı, şeyi de ayrı. Küçükten böyle alışmışım. Böyle konuşmaya alışmışım, böyle konuşuyorum. Kimse kimseye bahane verecek hali yok. Herkes kendi başını kendine baksın. Annem öyle dedi işte. Herkes kendi başının kendine baksın dedi. Ne yapacaksın anne? Boş ver. Herkes her şey söylüyor zaten. Söylüyor. Zaten yani. Ne olsa biz, de ya. Biz iyi yorumlara da açığız. Kötü yorumlara da açığız. Tabii ki de herkes yorum yapsın. Yapmasın demiyoruz da. Kırıcı şekilde bir yorum yapmayın. Eleştiriye de açığız. Yorumlara da açığız. Ama tabii ki böyle kırıcı bir şekilde yorum yapmayın. Bak annem böyle kızıyor size. Sinirleniyor sonradan da. Böyle sitem ediyor. İsyan ediyor. Sağda solda bu. Yani benim konuşmamı bahane vermesin mi? Ya tabii canım. Herkes kendinden sorumlu. Biz böyle gittiğimiz yerlerde de güzel bir şekilde karşılanıyoruz. Yani devamlı biz böyle de konuşmuyoruz aslında. Hani biz gene yani çok güzel konuşuyoruz. 4 tane çocuk büyütmüşüm. Benim kocam kabile etmiş benim konuşmamı böyle. Benim kocam da aynısı konuşuyor ki herkes ne derse desin. Umurumda bile değil. Ya bizden nece kötü konuşanlar var. Herkes kendine baksın değil mi? Ben ayıp acayip konuşmuyorum. Aynen öyle. Şimdi ne öyle söyle konuşuyor. Hiç kimse konuşmama bahane veremez. Evet veremez. Annem haklı bu konuda. Gerçekten doğru söylüyor. Herkes kendinden sorumlu. Herkes kendi konuşma tarzına baksın. Yani biz nerede ne konuşacağımızı biliyoruz. Kimsenin kalbini kırmayacak şekilde konuşmaya çalışıyoruz. Kul hakkına girmeyecek şekilde konuşmaya çalışıyoruz. Önemli olan kelimelerin tanelerini dile getirmek değil. Önemli olan içerisinizdeki sözleri, söylemleri nereye bağladığınız, ne şekilde konuştuğunuz. Önemli olan bu. Ağızdan nasıl çıktığı önemli değil. Yeter ki kalp kırmayın, böyle soğuk davranmayın insanlara. Önemli olan bu. Yani siz bir kere böyle yüzden böyle iyi konuşup da kibar kibar konuşup da içinizden neler geçer kim bilir. Mesela bazı insanları söyleyeyim, herkese değil. Tabii ki yok, tabii ki çok kibar konuşanlar da var. Mesela çok güzel konuşuyorlar. İstanbul Türkçemiz de çok güzel bence. Herkesin konuşması farklı ya. Aynen. Yani onlara da bir şey söylemiyoruz. Her yörenin her konuşması farklı. Mesela İç Anadolu bölgesine gidin. Ya şundan örnek vereyim. En aşağı yani biz Çaydemir'de oturuyoruz. Çaydemir'li ile Bakacak Kadın'ın konuşması bile aynı değil. Hemen anlaşılıyor. Yani siz Devrekli misiniz diye soruyorlar. Siz Çaycumalı mısınız diye soruyorlar. Yani hemen anlaşılıyor. Olduğun mekanı, olduğun yöreye, olduğun çevreye göre insanın konuşma tarzı değişebiliyor. Yani ne diyor Allah? Üzüm üzüme baka baka garar diyorlar ya. Biz kararmadık ama. Yani çevremizdeki insanlar nasılsa öyle konuşma başlıyor. Öyle konuşmaya devam ediliyor. Ama biz tabii dediğim gibi nerede ne zaman ne konuşacağımızı bilen insanlarız. Allah'a şükür Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Yeter ki kalp kırmayalım. Allah'ı razı edelim. Yeter ki insanlar bizim konuşmamızdan ne kadar rahatsız olursa olsunlar. Yeter ki onların kalbini kıracak şekilde konuşmayalım da bizim şivemizle şundan bundan ne kadar rahatsız olursanız olun. Bizim olmuşumuz olacağımız bu. Bizim elimizden gelen bu. Bizi kabul ediyorsanız böyleyiz değil mi anne? Ya biz köylüyüz. Biz şivremizi neyle alıştıysak yok, biz şivremizi öyle devam ediyoruz. Yok köylüyüz ama yani ya olabilir, köylüler de çok güzel konuşuyor. Ya bazı yerlere konuşması canım, farklı yavrum. Biz ben kendi konuşmamızı beğeniyorum yani ama bazı kelimeler tabii anlaşılmıyor. Başka yörelerin insanları ne demek istediğimizi anlamayabiliyorlar. Yani farklı bir kelime türetiyormuş gibi oluyoruz ama öyle değil. Mesela mancar diyoruz biz çoğu şeylere. Mancar ne diyor soruyorlar. Her şey mancar diyorsunuz diyorlar. Bunlar ayrı bir şeyler. Bunlar tabii ki olabilecek, sorulabilecek şeyler. Ama yani konuşma tarzı şuydu buydu. Gerek yok yani böyle konuşmaya boşu boşuna. Kendinizi yorman, kendinizi şey sinir hastası edersiniz. Yani ne kadar sinirlenirseniz sinirlenin, biz böyle konuşuyoruz. Böyle izlemezsiniz, bizi devam edin. Gene yorumlarınızı da bekliyorum gerçi de. Yani sizin de kalbinizi kırdıysak kusura bakmayın. Siz de hakkınızı helal edin. Yorum yapanlara bir şey demiyorum ya. Evet, izleyenlere bir şey demiyoruz. Kendi çevremizdeki insanlara kızıyorum ben en çok. Aynen. Gerçekten öyle. Kendileri bizden kötü konuşuyorlar. Mesela benim kulağıma çok geliyor. Çok konuşuyorlar. Niye öyle konuşuyorlar? Niye onca milletin karşısına öyle konuşaraktan çıkıyorlar diye. Yani ben hiç bundan mutsuz değilim. Yani zaten ben kendi isteğimizden yapıyoruz biz bunları. Başkası bize zorla konuşturmuyor. Başkası bize böyle konuşun demiyor. Yani bizim şivemiz böyle. Sizin de şiveniz öyle. Siz niye yani bizim konuşmamıza böyle yadırgıyorsunuz onu anlayamadım.
Yani siz de olduğunuz gibi olun. Başkasına böyle farklı görünmeye çalışmayın. Ne demiş Mevlana? Ya olduğunuz gibi olun ya da göründüğünüz gibi olun demiş değil mi? Aynen. Siz de aynı öyle olun işte. İçiniz dışınız bir olsun. Hiç gerek yok. Biz nerede ne konuşacağımızı biliyoruz Allah'a şükür. Benim Allah razı olsun kapı gibi anam babam beni böyle öğretmiş. Nerede ne yapacağımı biliyorum. Onlardan da Allah razı olsun. Bizi böyle yetiştirmişler, böyle bugünlere getirmişler. Onlardan da Allah razı olsun. Çok sağ olsunlar bakalım. Yani demek biz... Demek ki yavrum lafı unutma. Yüzümüze böyle yüzlerini iyi gösteriyorlar. Arkamızdan demek ki dolap çeviriyorlar. Ya işte konuşsun anne. Herkes herkesin arkasından konuşuyor. Bunlar bizim umurumuzda değil de. Bakmıyor. Daksak zaten biz video çekmezdik. Baştan beri bana ne diyen ne oldu. Yok kendini rezil ediyor diyenler oldu. Ya bu rezillik değil ki. Niye ben böyle anı... Mesela ben şimdi Almanya'ya gideceğim. Yarın bir gün Burla'da olmayacağım. En azından böyle bu videoları izleriz, bugünleri yaşamışız deriz. Yani şimdi tutup da biz böyle yakamızı başımızı açıp da bir şeyler yapmıyoruz. Kötü kötü konuşup da kelimeler de kullanmıyoruz. Hiç gerek yok. Hiç kimsenin lafını aldırış etmiyorum. Benim bugünüm benim için değerlidir. Yani insanlara kulak asmıyorum yani ben. Yeter ki benden anam, babam, eşim, çoluğum, çocuğum razı olsun. Çevredeki insanlar razı olmasa da önemli değil. Önce Allah razı olsun. Ha işte... Zaten öyle diyorlar. Ana, baba, evlat, çoluk, çocuk, eş razı olduktan sonra Allah da razı olur diyorlar anne zaten. İnşallah. Tabii canım. İnşallah. Gerek yok. Başkalarını mutlu etmek de zaten münafık alametlerindenmiş. Başkalarını mutlu etmek için uğraşmıyoruz zaten. Biz kendi hayatımızca ya. Böyle kendimizce mutlu olmaya çalışıyoruz. Yani çekemediklerinden biraz daha. Mutlu etmeye çalışmıyoruz da başkalarının kalbini de kırmıyoruz gerçi. Öyle mi öyle işte. Gene bugün sabah çok konuştuk, çok dertliydik, çok içimizi döktük. Değil mi? İnan ki dolup taştık. Selam vermeden konuşmaya başladım. Affedin. Sinirden konuştuk yani. Evet, bizi değerli izleyenlerimiz var. Onlar bize yeterli anne. Yani çevremizdeki insanlardan da Allah razı olsun. Bizi böyle çok iyi böyle kameraya çekerken falan konuşmak istiyorlar, şey yapmak istiyorlar. Destek olan çok insanlar da var. Arkamızdan yorum yapan çok insanlar da var. Hep yorumlara açığız. Bazılarını duyuyoruz, bazılarını duymazdan geliyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu dünya zaten böyle. İki kulağında ikisi de duyarsa anne zaten yetişemeyiz biz bu dünyaya. Ya, biri kapalı olacak. Biri kapalı olacak. Birini duymayacaksın, biriyle duyacaksın. Anca öyle. Sen kötü yorumlara kapalı ol, iyi yorumlara açık ol. İyi olanlar her zaman zaten bizim arkamızda. Allah razı aynen, olsun. Aynen. Allah onlardan Allah razı olsun. Evet, Allah onları eksik etmesin. Öyle işte. Bugün de Tokyo'dayız. Köye gitmedik. Ben işe gideceğim zaten. Geç kalktım inan ki bugün sabah. Bazen böyle yoruluyorum. Hem bu videoları düzenlerken gece işten geliyorum 12'de. Ondan sonra videoları düzenliyorum, YouTube'a atıyorum. Sabaha kadar ancak işte yükleniyor. Aa yavrum köye gitsen ne edeceksin? Arabanın ön yanı aşağı düştü. Tangır 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 köye giderken daştı arabayı aşağı çöktü. Gene yaptırdık. Gene daştan arabanın ön yanı gene çöktü. Yoluna benzemeyip köye gider gidip gelemem. İşte yolumuz biraz kötü. Bir de o yüzden gidip gelemiyoruz. Şimdi sen Toki'de dur diyorlar bana. Annenle baban köye gitsin diyorlar. Öyle de olmuyor. Yani sonuçta bir evde yemek pişsin. Bir evde ateş yansın. İki evde şimdi... Ben burada ne yapacağım kendi başıma? Yapsam nasıl yiyeceğim? İnsanın... İşten geleceğim. O ne öyle? Benim anam babam varken, şimdi başımdayken, sağlıklıyken şimdi ben neyi kendi başıma duram? Ya öyle olmuyor işte o işle. Boş boşuna... Gitmiyorum etmiyorum yalardan. Ne derlerse desinler. Ben başkasının bahçesine de girmiyorum. Bahçesine başkasına da şey etmiyorum. Gene Allah razı olsun babamdan anne. Elinden her iş geliyor. Allah eksik etmesin onu senin yanı başından, bizim başımızdan. Anne. Gerçekten de elinden her iş geliyor. Geliyor yani, o da artık yaşlandı. Ona ne değer? Ya öyle tabii. Ben zaten diyorum ya size, kendinizi zorlamadan yapalım. Böyle yavaş yavaş hobi amaçlı zevk için yap. Öyle onu yap, bunu yap. Herkesten aşık atacak derecede değiliz. O yapsın, bu yapsın. Bizim umurumuzda değil. Biz kendi yiyebileceğimiz şeyleri yapalım. Bir iki ark yapacağımızda bir ark yapalım. Az az olsun. Böyle dadımlık olsun. Pazar ayağımın altında. Aynen öyle. Yani 2 kilo alacağına 1 kilo alırsın. Öyle her şeyden dadarız yani değil mi? Gerek yok çoğuna. Boş ver. Gene bak babam onca yerleri gazdı. Allah ben, razı olsun. Ben satmıyorum, görmüyorum. Ben satıcılık yapmıyorum. Yiyecek kadar Allah'a şükür. Kimse muhtaç olmayacak kadar yapıyorum. Şimdi derler ki anne, bir de şey derler.
Cevriye derler, Toki'de oturuyor derler, Mehmet Boynaköy'e gidip iş yapıyor derler. Ama yani yok. Allah da vur, Allah mıhra da vur. Ne olsa derler, boş ver. Öyle de annem. Yok bir de doğru, tamam babam yapıyor, yapmaya değil de sen de uğraşıyorsun şimdi. Seni görmüyorlar bazen. Gerçi sen mesela, sen olmasan babam yapamaz, babam olmasa sen yapamazsın. İkiniz birbirinizi tamamlıyorsunuz. Yani böyle olması lazım zaten. Biriniz yapıp da biriniz yapmaz. Eyvah, nereye gidiyorsun? Bak kazan ev. Dut reçeli reçel bir yaptım ben. Ya? Kalsana. Anneme bakın. Dut reçeli yapmış. Şuna bakın. Bütün bütün duruyor. İnan ki dutla içinde. Ben benim annem. Ayşe'nin olsa dedim. Verin dedim ben. Duda onu mı? Tabii. Dut reçeline aşık. Kayısı da var gibi içinde anne. Var, karıştırdım. Ne güzel bak. İkisi böyle sarı gelin oldu. Bak ne güzel. Yapınca her şey oluyor. İki tane küçük de gül içeri yaptım işte. Üç tane. Biri sağ, biri çok ufak. Biri çok küçük onun. Bak ya, annem de yapıyor, uğraşıyor, elinden her şey geliyor. Mutfaklardan çıkmıyor anacığım benim de. Ne etsin? Yani hepimizin karnı acıkıyor. Ben işe gidiyorum, babam köylerden geliyor. Herkes de, bizim iş ortaklığımız böyle. Biz zamanından beri böyle gördük. Benim dedem de yapardı. Benim amcalarım da her iş yapıyor. Biz de yapıyoruz. Bize böyle öğretildi. Kadın işiymiş, erkek işiymiş, şu işiymiş, bu işiymiş diye bir şey yok. Hayatta aynı evde yaşıyoruz. Yani bu tabak yıkanacaksa, bu tabak sofraya konulacaksa, biri sofraya koyacak, biri sofradan kaldıracak, biri yıkayacak. Değil mi anne? Herkes böyle, herkes bir kişiye bakarsa o insan ne yapsın? Yani şimdi mesela evde hem annem yemek yapacak, evin temizliğiyle uğraşacak, evin camlarını silecek, bahçelerle uğraşacak, şununla uğraşacak, bununla uğraşacak. Bu can can değil mi? Tamam biz de işe gidiyoruz ama işten geldikten sonra yapabildiğimizi yapmaya çalışıyoruz. Babam da mesela köy işlerini yapıyor, bahçe işlerini, tarla işlerini yapıyor. Herkes ona göre yolunu yordamını bulmuş. Biz de böyle mutluyuz. Kimse bize şunu yapın, onu edin demiyor. Kendi kendimize yapıyoruz, ediyoruz. Kimsenin işine karışmayız da. Kimse ne yapmış umurumuzda da değil. Kim ne yaparsa yapsın. Herkes kendini bildiğini yapar. Yani hiç kimseye yorum yapacak takatımız yok. Biz kendimizden sorumluyuz. Kendimizi biliriz. Kendi geçimimizi biliriz. Yani Allah'a şükür, Allah aç açıkları da bırakmıyor. Her şeyimiz de oluyor Allah'a şükür yaptıktan sonra. Yapacağınız yeter ki yapın, uğraşın. Uğraşmayınca bir iş olmuyor. Yani gerçekten olmuyor. Ama bu sene bahçede pekmetin diye zaratakla sağlamış, yapsan olacak. Değiller. Dışarıda zaratakla sağlamış, biberler öyle. Çok, doğru düz değil. Çok yağmur yağdı ya, biz onları diktikten sonra güneş açmadı. Doğru düzgün, o yüzden yani herhalde öyledir. Ne kadar bahçe yapardım. Bahçeciydim ben ama ne yapayım, 7 tane fıtığını o kadar yapabiliyorum. Anne ama bir de görüyorsun porsuk nasıl eşelemiş orları. Ebru beni aradı deminden, videoyu kalmış, izlemiş. Kalmış. O sizde bezellilerin içine, deli baklaların içine de niye gazuk kalktınız diyor. Gazuk deliyorlar orada diyor. Gazuk deliyor değil dedim. Porsuk delmiş o delikleri dedim. Tohum koyamayacağım herhalde gene bu sene. Yok, Pelin'e diye deli bakla bakmaya gittik ya. Hepsini yemiş. Porsuk deli bak değil mi ki? Yunalım belki başını yiyemeyince. Sen tohum diye toplamadıydın ya. Baktım hiçbiri kalmamış. Ablam şunları toplamayalım, onlar tohum diye kalsın diyor. Boşver dedim, topla dedim. Ya kalmamış. 22 acaba. Ben yapaz bir şey almışım. Bakallığa var. Bakallığa bir de. Ne çilek kalmış, ne deli bakla. Kaplumbağa. Kaplumbağa pek yok anne. Olmaz mı oluyor? Yani tek öyle fazla yok da. Gerçekten fındıklara domuzlar girer. Her şeyin bir düşmanı var. Gerçekten öyle. Ya yiyseler de yiyseler, gerçi yedikten sonra gidiseler keşke. Ama bahçeye de zarar veriyorlar değil mi? Sen olacak. Bezelye bir kerecik topladık. Bedestin olmuş, her şeyler yemişler. Ne olacak? Ya işte öyle yapsan öyle, yapmasan öyle. Olsun, gene dadımlık gidük yattık anne bu sene gerçi. Biraz sever büşüdüm işte. Eşek bakmasıyla. Ebrugil'in oraya gittik gidük. Ebrugil'in bahçesine hiçbir şey girmeye maşallah. Onlar orası meydan yavrum. Hı. Öyle hem şey, mahalle arası hem de gale var ya evinin etraflarında. Bir tek gelirse onların yukarıdan geliyor. Ya. Oraya da bir çevre içine alsalarına bir şey girmez oraya. Ya işte doğru. Yukarıdan Ebru, buradan sana söyleyelim. Ta yukarıdan batakların oradan şey çekti, beton attı evin etrafına. Çevreye bir şey giremesin. Şimdi bahçeye diyecek. Çok biliyorum madem sen niye kendi evinin çevresinde beton atmadın der. Ya öyle der. Onun orası çok verimli. Bizim zaten evin yatları gayra. Su gayya, su durmaya. Yapsan öyle, yapmasan da. Porsuk kazmaz, porsuk al olmaya ki.
Yani porsuğalı olmuyor. Tuttuk mesela kaç paralık? 3000 liralık tel aldıydım 3 sene önce ben. Evin altına tel çektik. Gene giriyor. Nereden giriyor bu deliği? Nereden buluyor? Eşele ya anne, eşele ya. O kedi gibi ağacına çıkıyormuş o. Allah Allah. Tabii. O yüzden demek ki tellere Allah falan olsun. Ne duyuyor? Tırmanıyor demek ki, değil mi? Tabii, kediler nasıl tırmanıyor Değil mi? Kamelya girmesinler diye annem kamelyaya? tel yaptı doğru ya. Şimdi mesela masayı falan ortada bırakıyoruz bazen. Eve çıkıyoruz bir şey almaya diye. Hemen kedi giriyordu. Annem de kedi girmesin diye tel çekelim dedi. Tel çektik. Üstünden ta yukarı kadar tırmanıyorlar. Ta çatının oradan giriyorlar inen ki. Ta çatıya kadar çekmek lazım. Öyle yapacağım o zaman. Kamelyayı öyle tel için, ya da sineklik falan mı yaptırsak ki? Sadece sineklik yaptıralım ama tırmanarlar değil mi? Sinekliği Yırtarlar, parçalar yırtarlar. mı? Aha. O zaman Sineklik yırtarlar. gibi şeyler var. Telle. O telle de olacak. Ha ince. Ha. Ondan boydan boya yapabiliriz o zaman. Öyle daha güzel görünür. Şimdi bu telle birisi Bu telden olmaz. aha, olmuyor olmuyor. Doğru güzel değil. Çıkıyorlar yani yukarı. Madem İşte. yapacaksın tarhını ufalarsın oraya. Tarhını serersin. Bir şey Kimden tarhını yaparsın. serecek? Görüyor, orası kapalı. Oldu mu coro He. Kedi sevmediğimizden falan da değil. Hayvanları tabii seviyoruz. Kedileri de seviyoruz. Köpekleri de seviyoruz da. Ama işte böyle bir şey koyuyoruz terasa. Kamelyaya. Oraya girerse bütün her şeyi mahvediyorlar. Öyle de olmuyor. Her şeyin apaçık meydanda olamaz tabii. Bakalım öyle mi öyle işte. sevmesem ben ta Toki'den yiyecek götürmem köye. Ve arabanın sesini duyuyorlar da nasıl koşuyorlar, nasıl toplaşıyorlar. Tabii canım onlar da Allah'ın sessiz kulları. Yani birisi getirse de ekmek yiysek diye bakıyorlar. Onlar nereden bulacaklar? Gene bak bize Allah veriyor. Onları da Allah veriyor ama bizi vesile etsin Allah yeter ki Ya onlara. bir de sağdan soldan bırakmasalar, bir de bırakıyorlar. Bırakın hani kendi kedimiz gene öyle böyle ulu. He. Bir de sağdan soldan bırakıyorlarmış. Kaç tane kişi görmüştüm. Yahu zaten bir de anne herkesin masasından bir tabak bir şey artıya yiyecek içecek. Onları zaten çöpe atacaklarına, çöp kovasına atacaklarına ayrı bir tabak yapsınlar, ayrı bir poşet yapsınlar. Çöplerin kenarına bıraksınlar. Yani değil mi? Ne gerek var çöp kutusuna atmaya? Bütün kediler, hiçbir kedi aç kalmaz, hiçbir köpek aç kalmaz öyle yapsalar. Tavuğu hayvan olan tavuğunu hayvana veriyor. Tamam köyde demiyorum ben illa ki. Burada da öyle, köyde de öyle. Bunlar da bazen çöpümüyle olan konuyla da o da olmuyor ya. Yani şeye kokuyorlar da. İşte bazı geliyor köpek, bazı gelmiyor mesela değil mi? Yemedi o zaman kokuyor orada. O da kokuyor. İyi bakan başka bir şey diyor Hava mu ne kadar anne? güzel. Bugün köye gitseydik. Keşke pırasa yerine örgü şıklarını Aman anne öğlen oldu zaten şimdi. Biraz sonra zaten işe gideceğim. 2 saat içinde değmez ki. İşte gaz harcadığımda değmeye. Aynen öyle. Yani gittiğine değme ya. Babama her şekilde arabada bulunuyor. Adam buradan yola çıkıyor. Arabayla gittim Tayvin önüne kadar diyor. Maşallah araba çok denk geliyor Ya ona. bugün yürümüş herhalde. Yavaş Ay. tempo tavaya doğru. Gitmesin anne madem. Şuradan şöyle mancal plaza dikecek kadar bir garıkçıvaz bir yerim olsa inanmazsan gidip de uğraşman olmadı. Ama boş ver be hiç uğraşma. Mancal mı yiyoruz devamlı biz? Mancal yine diksem diyordum ya. Yeter yeter. Başkasının bahçesine bakacaksın. Kendi bahçenden olsun gittiğin zaman. Bilmiyorum ben siz biliyorsunuz artık. Benim sadece şey yapasım var. Şöyle süs kabaklarını, köydeki süs kabaklarını da boyayasım var. Boyaya alasım var ama boyaların tanesi de 50 lira, 80 lira anne. 130 Aman liraya yok be, olanlar da neye var. ettin edeceğim başa. Bundan fazla güneş görmedim ben gitmedi. Boyaları kayıp Bunlar gitmedi yağmur diye. görmeye, güneş görmeye. Köydeki çatının kenarında asılı olanlar güneş de görüyor, yağmur da görüyor. O yüzden yani Ay yavrum sen de gitti. 2 tane eve kapaklı köşk yaptın. Değil mi? İkisi de kabaklı köşk oldu inan ki. İşte. Gerçekten öyle. Meryem ablamınkiler de öyle. Orası da kabaklı cam oldu. Kabaklı camın önü oldu. Öyle işte. Hadi Bu bakalım. sene dikmediğim bakan olacak mı? Ufaklarından ektim. Nereye ekti? Oraya babamın gazdığı yere. Ne? Oraya serpiştirmedim. Ya Her orada ben fasulye yapacağım. yap. Sen gene yap. Oraya ne fasulyesi? Salatalık yaparız. Salatalık yeniden dökmeyince olmaz. O salatalıklar gitmiş zaten. Seradakiler. Dışındakiler. Seradakileri dikiyoruz dışarı. Lan yok. Ona şaştım ben. Hepsini. Ona da gayet kalmadı. Ana. Tabii. Tüh. Yeğenin ekerin, yeğenin geç salatalık döker. Geç geç yersiniz. Cart cart inen ki Ah ben yavrum yokken. gelirken sen aklıma gelsin gidersin. İnşallah gitsem de yetişebilse de yetişse şu vize inen ki. Aman yavrum. Bak İstanbul'a gidenler izine gelemiyor.
Bursa'ya gidenler izine gelemeye, Antalya'ya gidenler izine gelemeye. Lan elinde para olduktan gel, çağırma şurada be. Değil mi? Siz de geliyorsunuz babamla, ablamla, biz alırız işte. Ben biraz elim ayağım bulduktan sonra. Allah sağlık sıhhat versin. Allah yeter ki huzur versin, sağlık versin. Allah dilediğinizi versin Rabbim. Amin hepimize inşallah. Her isteğine Allah en hayırlısını kolaylıkla nasip etsin inşallah. Amin. Sen böyle elini avucuma çıkın. Allah vurur inşallah. Neyse onları boş ver. Şey işte öyle. Hadi bakalım biz artık yeter, bu kadar çok konuştuk, sabah sabah köye gidemedik ya, annemden böyle balkon sefası yaptık, bir de baksana, kahve yapsaydık biz şuraya. Baksana şurada bir restoranımız var, para olduktan kere kahvaltı yapma git, yemek yeme git. Kaç kere gittin anne? Otelde ben neden, burası da otel. Yo orada kahvaltı da var, yemek de var, her şey var. Yani bugün yaşınsız. Yapamazsak belki 5 dakika kahvaltı yapalım gelelim diyoruz. Benim olur. Ya değil mi? Allah o durumlara götürmesin. Ben elimiz ayağımız her zaman tutsun. Düşünmeden Mevlam büyük Allah'ın emanetine olur inşallah. Yardım yapsam düşmeden. İnşallah. Uykum geldi benim gene. Allah çabuk çocuğu bıktırmasın Mevlam. Allah'ım ya. Ne öyle. Edeceğiz biz şimdi? Ne edelim biz şimdi? Ben biraz yürüyüşe çıkacağım. Hava çok güzel. Sıcak. Anca şöyle yürüyeceksin. Gidelim beraber şöyle şunu şey yapalım da ben makineye nevresimleri attım şimdi işte. Ona çıkana kadar geliyoruz herhalde. Namazı kılıklara çıkıyoruz gayrı. Yani öğlen ezan okundu. Ezan okundu. Şimdi olmaz. Tamam. Şuraya oturacaksın kahve içeriz. Şurada görmedin sen gidene kadar yemek yiyince. İyi hadi madem merakın var. Ben sana kahve yaparım. Türk kahvesi mi Nescafe mi? Türk kahvesi. Gidene kadar soğur. Niye? Gazanda yapıyorum ben onu. Sen çok seviyorsun Türk kahvesini diye. Onun mis gibi kokusunu seviyorsun da şimdi gazanda içene kadar soğuyor. Gazanda da büyük bağırık Emre ya. Cappuccino veya salep içeriz ya da başka bir şey. Kivi mi içeriz bilmiyorum ki. Salep bitti mi bilmiyorum ki. Bitmedi. Biz salep hiç içmedik ki zaten. Açmadık bile herhalde. Bilmiyorum ki ben. Bakarız şimdi bakalım. Hadi biz inelim. Şey var, kivi var. Kivi içeriyoruz. He, işlerimizi yapalım hadi bakalım. Şöyle işimiz bitiyorum da bakalım iniyoruz dışarı şöyle çıkıyoruz açık yürürüz. Tamam. Sabah şimdi sen kahvaltı yaptın. İşte. İnanın şuna bakın Allah aşkına. Annem ben böyle telefonlarla konuşurken börek yapmış. İnan ki var ya aklına geleni yapa annem. Pırasalı gelen börek yapmış. Şuna bakın maşallah ne güzel ne güzel. Şimdi biz bunu çayla beraber yiyelim değil mi anne? Ama gene ben yokken böyle bunları tepsiye, tencereye, tavaya dizmiş şey. Senin ablalarınla konuşuyordun. Seni kevgin beklemiş. Saati yer ya. Allah'ım ya Rabbi. Gene benim düşüncesinden dolayı annem böyle yapmış. İnan ki. Hadi bakalım biz bunu keselim şimdi. Biraz soğusun da ondan sonra afiyetle yiyelim. Tava böreği yap. Ben demişti. Anak darasın geliyor. Tamam. Hayır. Kız ver batırıyor. Basın damar döküldü. Eyvah annem bağırıyor bana. Hadi bakalım biz böyle yiyelim böreğimizi. Babam da gelse de gelse beraber yürüdük. Babanı bırakırım ben. Bırakmazsam yaparım yine. Ya bak olsun da böyle olsun işte. Hadi bakalım. Anne sen bunu pırasalı yaptın dedim ama bunda pırasa yok, pazı bu. Üstüne yetmedi. Üstüne pazı koydum bir tek. Bir katına. Ha bak pırasa burada. Bir katına pırasa şey pazı koydum. Heh, şuna bak. Oo, pırasalı gelen. İnan ki ne güzel. Sıcak sıcak. Şimdi bunu yiyelim. Çay yaptık mı anne? Yok o. İçecek mi? Başka içecek mi içelim? Yani soğuk içecek içelim ya. He olur. Kompostu içelim yanında bir de bunun. Yoğurt bile iyi oluyor. Ayran bile yapabilirim. Ayran yaparım ayran. Bence. Tabii. Ayran yaparım ben şimdi o zaman. Çünkü bunun yanında iyi olur ayran. Baksana ne güzel inen ki ama anne. Şu üstlerini ben çok seviyorum işte şu var ya. Sen olur yersin benim yumuşak yerlerimi yerim. İyi bakalım. Hadi ben ayranımı yapam o zaman anne değil mi? Yap hadi. Ne güzel olmuş baksana. Hadi bakalım. Ben ayranımı şunda yapıvereceğim. Köy yoğurdu da var. Burada mis gibi. Aha, ta ne olsun. İnan ki öyle.
Hadi bakalım. Görünüyor mu? Buradan doğru kamera yerde bakalım da. Heh, oradaki sarı güç görünmez. Bismillahirrahmanirrahim. Blender'dan geçireceğim ben bunu. Ayranı yaparken. Çırpma teli. Hiç uğraşmayacağım ondan. Blender'dan da güzel oluyor. Aynı mercimek çorbası nasıl çırpıyorsa blender bunu da çırpıyor. Şöyle sularından da alalım. Kepçe alsaydım. Keşke şu bulaştırmış oldum bir kere. Böyle mit nasıl uğraşacağız bilmiyorum. Bakalım. Görünüyor mu? Oradan doğru görünüyor. Tamam. Şöyle. Annemle bize yetecek kadar birer bardaklık olsa yeter. Etrafa da sıçrayın hanki. Bundan sıçrar mı ki acaba? Hiç daha önce böyle yapmadıydım ama bakalım deneme olacak. Denemiş olurum bununla. Yani normal kek şeylerini falan çırpıyorsa bunu da çırpa. Eyvah yoğurdun orasını delik yaptım. Heh. Yeter bu kadardı. Bayağı oldu gene. Heh, tamam. Şimdi şuradan da birazcık da tuz koydum. Oldu. Hadi bismillah. Eyvah. Şurası şey oldu. Durun. Yoğurt oldu. Heh. Bismillah. Hadi bismillah. Maşallah. İnanır mısınız? Yayık ayranı gibi oldu. Ha? Gerçekten de çok güzel oldu gibi. Hadi bakalım annemle beraber biz böreğimizi yiyelim. Bismillah. Tadınızı nasıl bilmiyorum ama gerçi. Hadi bakalım. Şöyle kameralar çeksin görünsün. He. Kıvamı da iyi bak. Öyle dengeyi sağlayabilmişim. Ne çok koyu ne çok cıvık. Köpüğü de var. Gene bak. 1,5 bardak çıktı. Mis gibi ayran oldu. Oh. Şifa olsun. Hadi bakalım. Biz gidip yiyelim yemeğimizi. Böreğimizi. Yoğurdu dolaba koyalım. Bir tencere yoğurt var maşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım biz böreğimizi yiyelim, ayranımızı içelim, sonra da ben işe doğru gidem, değil mi annem? Zaten sen geç kalıyordu, işe yaptım. Sağ ol anne, eline koluna sağlık. Ellerin ayaklarının dert görmesin. Aynen. Çok güzel olmuş börek, çok güzel olmuş, eline sağlık. Hadi bakalım birkaç tane dilim daha yiyeyim ben, ondan sonra işe gideyim. Bugünlük de bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.